selam kızlar. Bugün selamı bayağı akşam 5'ten falan veriyorum yani. Gün içinde ne yaptık? Evi topladık. Küçük bir süpürge yaptım. Yani çok değil, küçük bir süpürge. Bu çekimleri genelde yapmadım çünkü pijamalıydım. Yani pijamalı halde çekmek istemedim. Saçım başım dağınık. O şekildeydim. O yüzden selamı çok geç verdim bugün. Ben arkadaşımla telefonda konuşurken aynı zamanda da ütü yapmaya çalışıyordum. İşte üstümdeki siviti ütüleyim falan filan diye. Ben ütü yapmaya çalışırken de Ahmet Han 3 parmağını da ütüye değdirdi. Ütüyü her zaman eşim ütü masasının üstünde yap. Ütü masasının üstünde yap. Bak çocuğa gelir. Çocuk eller. Dikkat et. Şöyle böyle der. Ama ben hani ya bir sivit ütüleyeceğim. Hani koskoca bir şey ütülemeyeceğim ki. Bir sivit sadece. Bir sivitten ne olur ki diye yatağın üstünde yine böyle ütü yapıyordum ki çocuk elledi. Ondan sonra akşama kadar tabii ki ağladı. Çünkü birazcık su topladı orası. Su topladıkça da sızladı muhtemelen. Sızladıkça da Ahmet Han mızırdandı hep. Silverdin krem sürdüm hemen. Çünkü annemlerin oradayken de hatırlıyorsanız şurasını sobaya değdirmişti. Orada bir Silverdin almıştı. Temen ağrısını almıştı. Şimdi Silverdin sürdüm falan. Biraz böyle üç parmağı da kızarık kızarık ama çok şükür krem herhalde iyi geldi. Acısını aldı. Şu an bir şey demiyor. Yoksa ikide bir geliyordu. Anne elim hala çok acıyor. Anne elim hala çok acıyor diye sürekli bana söylenmeye geliyordu. Şu anda bayağıdır içeride oyun oynuyor. Ben de yemeğimi hazırladım. Ocağıma koydum. Şu arkamda görüyor musunuz şurayı? Evet görünüyor. Arkamda görmüş olduğunuz çamaşırları hızlı bir şekilde toplamam lazım. Bugün size arka plan olarak farklı bir yerden selam veriyorum fark ettiyseniz. Çamaşırı balkona sermedim bu defa. Neden sermedin? Hemen toplayayım diye sermedim. Ama ne yaptım? Ne yaptım? Hemen toplamadım. Çamaşırı buraya sereli 3 gün oldu arkadaşlar. Halbuki çamaşır ilk akşamdan kurudu. Burası içerisi olduğu için ilk akşamdan kurudu. Hemen toplarım diye düşün. Ben ne yaptım? Geldim, ihtiyacım olanı telden giyindim gitti. Ne kadar tembel bir insana dönüştüm ya Rabbim. Bunlar hep evde kalmaktan biliyor musunuz? Hani hayatımızın büyük bir çoğunluğunu evde geçirdiğimiz için artık bence vücut tembelleşiyor. Ya ben öyleyim en azından. Bilmiyorum sizi. Bazısı temizlikle falan kafayı bozuyor ama ben bir yerden sonra aman kafasındayım. O yüzden erken toplayayım diye serdiğim çamaşırımı bugün 3 gün oldu sereli. Şimdi bunu toplayacağım. Yenisi birikti ben bunu toplayana kadar. Yenisi bitmiş onu sereceğim. Bu döngüden nefret ediyorum. Ya çamaşır döngüsü hiç bana göre değil. Çamaşır toplayan robot da bulursam kesin ya ilk müşterisi ben olacağım net. O kadar söylüyorum. Ya sofrayı hazırladım. Tabakları falan her şeyi koydum ama eşim bugün çok geç kaldı. Onu bekliyorum hala. Resmen 5'te çıkacaktı. Şu an saat 7.30 falan yani. O derece çok geç kaldı. Ben de o gelmeden yemedim. Ahmet Han'a bir şeyler yedirim. Böyle hep beraber oturalım sofraya istiyorum. Bugün böyle boynum bükükler. Aradım şimdi yoldayım dedi. Artık onu bekliyorum. Efendim? Mama dedi. Hadi otur bakalım oraya. Bir tane penye şal bağladım başımdaki.
Bir dakika. 4 renk almıştım. Kendimkileri kaybettim. Hala daha bulamadım. 4 renk almıştım ama uzun zamandır da penye takmadığım için bir türlü kendime yakıştıramıyorum penye jalı. Sürekli bir aldım, başka türlü bağladım, bir şimdi böyle bağladım, ondan sonra şunu indirip şöyle falan bağladım. Böyle olunca kafam çok küçük geldi. Biraz da şöyle bağladım. İçime sindirmeye çalışıyorum kendimi şekilden şekile sokup. Sanki böyle bir tık iyi gibi ha. Ya da bunu biraz daha çalışmam lazım. Bu renkte penye şal hiç yoktu, hiç denememiştim. Şimdi o da biraz garip geliyor. Çok rahat bir şal. Kesinlikle her kadının dolabında bulunması gerektiğini düşünüyorum bu şalın. Ama dediğim gibi bak, penye birazcık kafa şeklini de aldığı için ve ben uzun zamandır, aylardır sürekli pamukla böyle kafamı tip 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 böyle şalı şey kullandığım için bu biraz şimdi tabii ki de tuhaf geldi. Kendimle uğraşıp duruyorum. Şimdi akşam yemeğini yedik. Şükürler olsun ki eşim geldi, yemeği yedik. Saat 9'u çeyrek geçiyor. Düşünün, eşim çok geç geldi gerçekten. Şimdi yeni topladım bulaşıkları ve kahve hazırlıyorum. Bir kahve içeceğiz. Ondan sonra gün bitiyor işte. Ahmet Han'ı uykuya hazırlayacağız falan filan. Saat 10 olacak. Hop yatış, ben montaja. Gerçekten günün nasıl bittiğini anlamıyorum. Ve ben bu erken kalkmakla ilgili savaşımı hala daha sürdürüyorum. Her gece yarın erken kalkacağım deyip sabah uyandığımda of ya diyorum. Çünkü alarmı yine kapatmış oluyorum genelde. Bir uyku haliyle alarmı kapatıyorum. Bana diyorlar ki hani Serpil alarmını kur. Telefonu kendinden bayağı uzak bir yere koy falan diyorlar. Ama olmaz. Yapamam yani. Yıllar önce 2011'de Erciş depremi yaşamıştım. Ve bu depremde yakın arkadaşlarım telefonla kurtuldular. O yüzden telefonu çok affedersiniz tuvalete giderken bile yanımda tutuyorum yani. Hani asla telefonu ben kendimden uzak bir yere koyayım, alarmı öyle sönü falan filan. Bunlar hiç bana göre değil. Hala onun izlerini taşıyorum. Asla da telefondan ayrılamam yani. Nereye gidersem elimde olur. Cebimde de değil, elimde olur yani. Hep elim. Elimi bir tanesi telefon taşır sürekli. Şu bandajı da yine çıkardım. Çünkü tepsi falan yıkadım, bilmem ne yaptım. Onu soracak o el deyince aklıma geldi. Hala duruyor buradaki top. Aslında bandaj yapınca birazcık ağrıyor ve yavaş yavaş yok olduğunu hissediyor gibiyim. Ama ben istikrarlı bir şekilde bandaj yapmıyorum. İkide bir cezveye bakıyorum kahvem taşmasın diye. Tekrardan şimdi kahvemi falan yaptıktan sonra tekrardan saracağım. Gece sabaha kadar öyle yatarım yine. Bakalım yani o geçmeyeceğim diyor. Ben geçeceksin diyorum. İnşallah geçer. Şalım şu an duruşunu çok beğendim. Nasıl? Tamam, neyse. Hadi kahveye geçelim artık. Herkese iyi akşamlar kızlar. Kahvelerimizi içtik ve ben bilgisayar başına geldim. Şimdi şu sarmaşık çekilişini artık sonuçlandıralım ve kazanan kişinin kargosunu bir an önce çıkaralım istiyorum. Umarım bu defa kazanan kişi bana hemen ulaşır ve yeniden bir çekiliş yapmak zorunda kalmayız. Çekilişimizin asil sayısı 1, yedek sayısı 1 olarak işaretledim. İçerdiği kelimelerin köküne katıl yazdım. Çünkü bazıları katıldım yerine katılıyorum yazmış. Ben şimdi buraya katıldım yazarsam katılıyorum yazan arkadaşların kelimeleri gidecek. Ama galiba yazabiliyormuşum bir tane daha. Durun o zaman bir de katılıyorum yazayım. Katılıyorum. Ardından bir de katıldım yazalım. Tamam. Sizin yorumlarınız arasından tarayacak bunları, bu kelimeleri. Bu kişiler arasından seçecek. Her kullanıcıyı bir kere saydedik tabii ki. Ve yorumları getir diyorum şimdi. Bakalım şu anda yorumlar arasından bir çekiliş yapacak.
772 adet yorum tespit edilmiş. Yine çok güzel ilgi göstermişsiniz çekilişimize. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu yorumları sayalım. Güzel. Şu anda çekilişimizi başlatacağım. Yeni bir özellik gelmiş. Buradan çıkalım. Evet, videomuz buydu hatırlarsanız. Şu anda buradan çekilişi başlat dediğimde çekilişimiz başlamış olacak kızlar. 8 yazan şey de 8 saniyeden geri sayması. Ve ben çekilişi şu anda başlatıyorum. Haydi bismillah. Benden birer hatıra kime gidecek bakalım. 3, 2, 1 ve Sultan Kıvrak birinci asil talihlimiz. Yedek talihlimizde Özlem Arslan. Çekiliş sonucumuz tamam. Şöyle size daha net bir şekilde göstereyim. Sultancım katıldım. Storylerini kaçırmadan izliyorum. Bayılıyorum sana gibi bir yorum yapmış. Sultancım umarım bu vlogda kaçırmadan seyredersin. Çünkü sen kazandın. Hemen aşağıya iniyorum. Eğer Sultan bize ulaşmazsa Özlemcim katıldım diye bir yorum atmış. Özlem sana gelecek bu hediye. Katılan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki çekilişimiz yine böyle sizin de seveceğiniz, hoşunuza gidecek bir şey olacak. İzlemeye devam edin. Bu vlogumuz bu kadardı arkadaşlar. Bugün yaşamış olduğumuz talihsiz olaydan dolayı gerçekten enerjim yoktu. Güne kötü başladık Ahmet Han'ın ütü macerası yüzünden. O yüzden devam edemeyecektim. Ve bu kötü enerjiyi vloga da yansımasını istemediğim için vlogu burada sonlandırıyorum. Güzel bir uyku çekeyim. Yarın çok güzel bir gün olsun. Daha enerji dolu bir vlog başlatayım. Kendinize çok iyi bakın. Kazanamayan arkadaşlar üzülmesin. Dediğim gibi her birinize birer hatıra bırakmak çok istiyorum. İnşallah her birinize birer hatıra da bırakabilirim. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Çok konuştum. Sultancım adresi bekliyorum. Hadi bakalım görüşürüz.